Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine fonksiyonların birinci testiyle devam ediyoruz. Yukarıda verilen şekillerden kaç tanesi A'dan B'ye bir fonksiyon belirtir? Fonksiyon belirtmesi için iki tane şartımız var. Tanım kümesinde hiçbir eleman boşta kalmayacak arkadaşlar. Bir de bir tanesinden iki tane ok çıkmayacak. Bu koşullar altında değerlendirecek olursak, bakın tanım kümesinde hiçbir eleman boşta kalmamış. Birinci şartı sağladı. Bir tanesinden iki tane ok da çıkmamış arkadaşlar. Bunu da sağladı. Demek ki ne olacak? Birinci öncül fonksiyon belirtecek. İkiye bakalım. Tanım kümesinde hiçbir eleman boşta kalmamış. Birinciden yırttı arkadaşlar. İkinciye bakalım. Bir tanesinden iki tane ok çıkmamış arkadaşlar. İkinci de sağladı. O yüzden bu da olacak. Üçe baktığımız zaman tanım kümesinde boşta eleman kalmış. Hangisi o? C. O yüzden arkadaşlar diğerine bakmaya bile gerek yok. Fonksiyon belirtmez. Dörde baktığımız zaman tanım kümesinde hiçbir eleman boşta kalmamış arkadaşlar. Birinciden yırttı ama ikinci de neydi? Bir tanesinden iki tane ok çıktığından dolayı arkadaşlar ikinci şartta patladı. O yüzden bu da fonksiyon belirtmeyecektir. Beşinci öncüle bakacak olursak tanım kümesinde hiçbir eleman boşta kalmamış. Bir tanesinden de iki ok çıkmamış arkadaşlar. İki şartı da sağladı. O zaman bu da olacak. Değil mi? Toplam kaç tane? Üç tane oldu. Geldik ikiye. F fonksiyonu veriliyor diyor. F5'te A olduğuna göre FA artı F2 toplamı kaçtır? Şimdi bir A'yı bulmaya çalışalım arkadaşlar. Bakın 5 nereye gitmiş? 1'e gitmiş. O zaman ben buradan A'nın 1 olduğunu söyleyebilirim. Evet. Yani bu da ne olacak arkadaşlar? F1 artı F2 olacak. F1'e bakıyorum. F1 nereye gitmiş? Bakın 6'ya gitmiş. Bu 6. F2 nereye gitmiş? Bakın F2 de eksi 3'e gitmiş. 6 artı eksi 3'ten ne gelecek? 3 gelecek. Doğru cevabımız B şık. Geldik 3'e. F gerçel sayılarda tanımlı bir fonksiyondur diyor. F x eksi 1 eşittir 8 olduğuna göre F1 artı F5 kaçtır diyor. Arkadaşlar F1 ne olacak? 8 olacak. F5 de ne olacak? 8 olacak. Toplamı da 16. Sebebi ne? Arkadaşlar şimdi bu 8 ne? Sabit fonksiyon. Değil mi? F kaçı sorarsa sorsun bize. Sonuç değişmeyecek ki arkadaşlar. Ne olacak? 8 olacak. Diğeri de 8 olacak. Toplamı da 16 olmuş olacak. Hani şunu yapmaya kalkışmaya gerek yok arkadaşlar. Burada F1'i oluşturabilmek için x yerine ne vermem lazım? 2 ver. Hadi verdik 2. F1 eşittir ne olacak? 8. Burada F5'i oluşturmak için x yerine ne vermem lazım? 6. X yerine 6 verdiğim zaman F5 eşittir. Bakın yine 8 olmuş olacak. Fark etmez. Ama bunun direkt sabit fonksiyon olduğunu görüyorsak arkadaşlar cevaba daha kısa sürede ulaşabiliriz. Geldik 4'e. F gerçel sayılarda tanımlı bir fonksiyondur diyor. Bu eşitlikler verilmiş olduğuna göre m kaçtır diyor. Şimdi f5'in biz m artı 2'ye eşit olduğunu biliyoruz. Evet. O yüzden f5'i elde edebilmek için arkadaşlar şurada x yerine ne yapalım? 3 verelim. X yerine 3 verirsem arkadaşlar ne olacak? f5 olacak. Burası da 3'ün karesi artı 1'den 10 olacak. F5'in ben m artı 2'ye eşit olduğunu biliyorum. Eşittir m artı 2 dedim. M de buradan 8 gelecek. Doğru cevabımız A şıkkı. Geldik 5'e. Fx fonksiyonu parçalı şekilde verilmiş arkadaşlar. Buna göre f-1 artı f3 kaçtır? -1 nereye uygun arkadaşlar? 2'den küçük olduğu için ne yapacağım? Burayı kullanacağım. X gördüğüm yere -1 yazacak olursam ne olacak? 3 çarpı -1 -1'den -4 gelecek. 3 de arkadaşlar bakın buraya uygun. O yüzden bunu kullanacağım. X artı 4'ü kullanacağım. F3 eşittir. 3 artı 4'ten de 7 gelecek. İkisinin toplamı da 7 eksi 4'ten 3 gelecek. Doğru cevabımız D şıkkı. Geldik 6'ya. F A'dan R'ye fonksiyon ve A kümesi de eksi 2, 3 ve 5 olmak üzere. Fx 3x artı 1 olarak verilmiş olduğuna göre F A kümesinin elemanların sayı değerleri toplamı kaçtır? Yani F A burada görüntü kümesi. Yani ben ne yapacağım arkadaşlar? A burada tanım kümesiydi ya. Tanım kümesinde hiçbir eleman boşta kalmayacağı için ne yapmam lazım? F eksi 2'yi bulmam lazım. Değil mi? Sonra F 3'ü bulmam lazım. Bir de F 5'i bulmam lazım arkadaşlar. Bunları bir bulalım. F eksi 2. X gördüğüm yere eksi 2 yazacak olursam ne olacak arkadaşlar? Eksi 2, eksi 5 mi oluyor burası? Evet. X gördüğüm yere fonksiyonda yine 3 yazacak olursam burası da 10 olacak. X gördüğüm yere 5 yazacak olursam burası da ne olacak? 16 olacak arkadaşlar. Bunların toplamını istediğinden dolayı topladığım zaman 16, 5 daha 21 gelmiş olacak. Doğru cevabımız A şık. Geldik 7'ye. Bir A kümesi verilmiş. F de A'dan B'ye fonksiyon olmak üzere diyor. Fx eşittir 2x artı 3 olarak tanımlanıyor. Fa yani görüntü kümesi bunlardan oluştuğuna göre m kaçtır diyor. Görüntü kümesi dediğim arkadaşlar bakın şu kısım değil mi? Evet. O zaman ne olacak? 9 olacak. Mesela 2x artı 3 eşittir 9 olacak.
2x buradan ne olacak arkadaşlar? 6. X de buradan 3 olacak. Yine 2x artı 3 eşittir. Ne olacak? Şuna geçtik. Eksi 1. Buradan 2x eksi 4. X de buradan eksi 2 gelecek. 7'ye geçelim. 2x artı 3 eşittir 7 ise 2x eşittir 4. X de buradan ne gelecek? 2 gelecek. Son olarak da 3'ü yazacak olursam arkadaşlar 2x artı 3 eşittir 3 ise 2x buradan 0. X de buradan 0 gelmiş olacak arkadaşlar. Demek ki tanım kümesinde hangi elemanlar var? Bakın küçükten büyüğe doğru yazacak olursam A kümesi eksi 2, 0, 2 ve 3'ten oluşuyor arkadaşlar. Eksi 2, 0, 3. Bir de ne var arkadaşlar? Bakın 2 eksik değil mi? Demek ki M'nin de ne olması lazımmış burada? 2 olması gerekiyormuş. Doğru cevabımız D şıkkı. Geldik 8'e. N doğal sayılar kümesi olmak üzere diyor. Aşağıdakilerden hangisi N'den N'ye bir fonksiyondur? Yani tanım kümesi de doğal sayı olacak. Görüntü kümesi de doğal sayılardan oluşacak. Bir tane bile sağlamayan varsa arkadaşlar fonksiyon olmaz. Tamam. Mesela A şıkkı için değerlendirecek olursak X'e bir doğal sayı verelim. Ne diyelim arkadaşlar? 1 verelim. X eşittir 1 için ne olacak? F1 eşittir 1 eksi 3'ten eksi 2. Tamam ben tanım kümesine doğal sayı verdim ama görüntü olarak ne çıktı arkadaşlar? Eksi 2 çıktı. Eksi 2 doğal sayı olmadığından dolayı bakın bu fonksiyon olmaz. B'ye bakalım. X gördüğüm yere yine 1 yazacak olursam F1 eşittir 1 artı 4 bölü 2'den 5 bölü 2 gelecek. Şimdi arkadaşlar görüntü de doğal sayı olacaktı. 5 bölü 2 doğal sayı değil. O yüzden bu da patladı. X gördüğüm yere yine C şıkkında 1 verirsem bu 1 artı 1'den 2 gelecek. Kök 2 doğal sayı çıkmadı. O yüzden bu da olmaz. D'ye bakacak olursam arkadaşlar X yerine 0 vereyim. O zaman F0 ne olacak? Eksi 1 olacak. Eksi 1 yine doğal sayı değil arkadaşlar. Bu da gitti. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı. Ne verirsek verelim arkadaşlar. Ne olacak? Bir doğal sayı çıkmış olacak. Daha burada x parantezini alacak olsam x çarpı x artı 1. X gördüğüm yere zaten en az 0 verebilirim. 0 çarpı 1'den bakın 0 gelecek. 1 verirsem 1 çarpı 2'den 2 gelecek. 2 tane ardışık doğal sayıyı çarptığınız zaman yine ne olacak arkadaşlar? Doğal sayı olacağından dolayı E şıkkında herhangi bir problem yok. Tamam. Geldik 9'a. F gerçel sayılarda tanımlı bir fonksiyon olmak üzere diyor. Bu eşitlik verilmiş. F2'de 1 olduğuna göre F4 kaçtır diyor. Şimdi şunu kullanabilmek adına arkadaşlar x gördüğümüz yere ne yazalım? 1 yazalım. F2 ne olacak? F2 eşittir. F1 artı 1 gelecek. Değil mi? X gördüğüm yere 2 yazacak olursam F3 eşittir. F2 artı 2'nin karesinden 4 mü gelecek? Hatta şu F1 de işimize yaramıyor. Direkt biz ne yapalım arkadaşlar? 2'den başlayalım. Tamam. Şurada x gördüğüm yere 2 yazacak olursam x eşittir 2 için her tarafta yazıyorum tabii. F3 eşittir. F2 artı 4. Değil mi? X yerine 3 yazacak olursam da F4 eşittir. F3 artı 3'ün karesinden de ne gelecek arkadaşlar? 9 gelmiş olacak. Bizden de zaten neyi istiyordu? F4'ü istiyordu. Değil mi? Tamam. Bunları bir taraf tarafa toplayacak olursam arkadaşlar bakın şunlar birbirini götürecek değil mi? F4 eşittir. F2 artı 9 artı 4'ten de 13 gelecek. Ben F2'nin 1'e eşit olduğunu biliyorum. Bu 1. F4 de eşittir ne olacak? 14 olmuş olacak. Doğru cevabımız B şık. Geldik ona. F tek fonksiyon. G çift fonksiyon olmak üzere. Tek fonksiyonlar nereye göre simetrik arkadaşlar? Orijine göre. Değil mi? Orijine göre simetrik. Çift fonksiyonlar da y eksenine göre simetrik. Eksenine göre simetrik. Bunlar niye önemli arkadaşlar? Bazen bize derler ki y eksenine göre simetrik lafını kullanırlar. Biz ne olduğunu anlayacağız? Çift fonksiyon olduğunu anlayacağız. Orijine göre simetrik lafını kullanırlar. Biz tek fonksiyon olduğunu anlayacağız. Tamam mı? Şimdi tek fonksiyonların özelliği de nedir? Mesela f eksi m eşittir. Eksi f m'dir arkadaşlar. G çift fonksiyonsa mesela g eksi n eşittir. G n'dir. Biz bu eşitliklerin olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Tek çift muhabbetinden dolayı. F m'nin n'ye, g n'nin de p'ye eşit olduğunu söylemiş. Bakalım şuradan bir açalım. G bileşke f eksi m artı g eksi n. Şimdi arkadaşlar f eksi m neye eşittir? Eksi f m'ye eşittir. Değil mi?
G, bakın F eksi M yerine eksi F M yazacağım. Artı G eksi ne? G eksi ne arkadaşlar? G N'ye eşit değil miydi? Evet. G N'ye de P'ye eşit değil miydi? Direkt eşitini yazalım. F M de N değil miydi arkadaşlar? Bakın şunun yerine N yazacak olursam G eksi N artı P oluyor. G eksi N de yine G N'ye eşitti. Değil mi? G N de P'ye eşitti arkadaşlar. Burası da P. P artı P'den de 2P gelmiş olacak. Doğru cevabımız D şıkkı. Geldik 11'e. Fx eşittir 2x eksi 3 olduğuna göre bunun fx cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar burada x gördüğümüz yere şurada 2x eksi 3 yazarsak x yerine 2x eksi 3 yazalım. Peki niye yazalım? Şuradaki ifadeyi elde etmek için. F 2x eksi 3 eşittir. Bakın burada da x gördüğüm yere 2x eksi 3 yazacağım. Eksi 3. Buradan da ne geldi? 4x eksi 9 geldi. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın burada 2x'i yalnız bırakacak olursam, 2x'i yalnız bırakacak olursam şöyle 2x eşittir fx artı 3 gelmiş oldu. Doğru mu? Evet. Şimdi buradan arkadaşlar şurayı ben 2 çarpı 2x eksi 9 olarak yazsam, 2x gördüğüm yere de fx artı 3 yazsam, bakın f2x eksi 3 eşittir 2 çarpı, bakın ne yazacağım? Fx artı 3 yazdık. Eksi 9'u var bir de. Buradan da 2 çarpı, bakın şurada şöyle değil, şöyle yazacağız. Evet. 2fx artı 6 eksi 9'dan eksi 3 gelmiş oldu. Bakın f2x eksi 3 eşittir. Fx türünden yazmış olduk. 2fx eksi 3 oldu. Doğru cevabımız B şıkkı. Geldik 12'ye. F sabit fonksiyondur diyor. Sabit fonksiyon olduğu zaman arkadaşlar ne olacak? X'li terimlerin katsayısı sabitlerin katsayısına eşit olacak. Buradan da bakın 3 katı, 3'ün de 3 katı M'de ne olacak arkadaşlar? 9 olacak. Bakın M 9. F M zaten sabit fonksiyon değil miydi? Evet. O da 2 bölü 3'e eşit zaten. 9 çarpı 2 bölü 3'ten buradan 3 çarpı 2'den 6 gelecek. Doğru cevabımız B şıkkı. Geldik 13'e. F birim fonksiyon olmak üzere. Ne demek bu? Fx eşittir x demek. Değil mi? İçi neyse dışı da aynısı oluyor arkadaşlar. Evet. O zaman içine dışı aynıysa içerisi k artı 3 ise dışarısı da k artı 3 olacak. İçerisi 2k eksi 1 ise dışarısı da 2k eksi 1 olacak. Eşittir. F 17 ise bakın dışarısı da 17 olacak. Buradan 3k artı 2 eşittir 17. 3k eşittir 15. K da buradan 5 gelecek. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 14. sorumuza. Evet. F fonksiyonu ve G fonksiyonları veriliyor. Buna göre 2f eksi 3g fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar biz fonksiyonlarda 4 işlem yapabilmemiz için bir kere tanım kümelerinin ortak olması lazım. Tamam mı? Ortak değilse o zaman işlem yapamıyoruz arkadaşlar. Tamam. Ama şimdi tanım kümelerini bir çıkaracak olursak bakın f'in tanım kümeleri. F'in tanım kümesi. Şuraya a diyelim arkadaşlar f'in tanım kümesine. Ne olacak? Birinci bileşenler tanım kümesi olacak, değil mi? Eksi 1, 2 ve 3 diyelim. Bu da B kümesi olsun arkadaşlar. Bunun tanım kümesi de küçükten büyüğe doğru yazacak olursam eksi 1, 3 ve 4 olacak. Bunların kesişimi arkadaşlar bize ne olacak? F ve G ile ilgili işlem yapacağımız için tanım kümeleri ne olacak arkadaşlar? Bakın eksi 1 ve 3, 3 olacak. Değil mi? Eksi 1 ve 3 olacak arkadaşlar. O zaman 2F ne olacak? Yani ben buradan neyi bulabilirim arkadaşlar? F eksi 1'i bulabilirim. F eksi 1 neye eşitti? F eksi 1 6'ya eşitti. F eksi 1'in 6'ya eşit olduğunu biliyorum. Bir de F 3'ün bakın 4'e eşit olduğunu biliyorum. G fonksiyonu için de yazalım arkadaşlar. G eksi 1 bakın G eksi 1 2'ye eşittir. Bir de G 3 arkadaşlar neye eşittir? Eksi 1'e eşittir. Ama ben şimdi 2F eksi 1 diyor ya. Şimdi şurada 2f var ya arkadaşlar. X gördüğüm yere önce ne yapacağım ben? Eksi 1 yazacağım. Haliyle o zaman ne olacak arkadaşlar? Şöyle rengimizi de değiştirelim. Şurayı yazıyorum. 2 önce eksi 1 yazıyorum. 2f eksi 1 eksi 3g eksi 1. Bunu bir bulalım arkadaşlar. Şimdi f eksi 1 neydi? Bakın şurası 6'ydı. 2 çarpı 6 oldu. Eksi 3 çarpı g eksi 1 neydi? O da 2 idi.
Buradan da 12 eksi 6'dan 6 geldi. Tamam. Demek ki eksi 1 yazdığım zaman ne geliyormuş arkadaşlar? 6 geliyormuş. Eksi 1'e 6 geliyormuş. Şimdi bir de ne yazacağız arkadaşlar? 3 yazacağız. X gördüğüm yere 3 yazacak olursam 2F3 eksi 3G3 olacak. F3 neydi? 4'tü. 2 çarpı 4 olacak. Eksi 3 çarpı G3 neydi? O da eksi 1'di. Buradan 8 artı 3'ten ne gelecek? 11 gelecek. Yani 3 yazdığım zaman da 11 gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Buna uygun şıkkımız da gördüğümüz gibi D şıkkında mevcut. Geldik 15. ve son soruya. F birim fonksiyondur. Az önce de söyledik arkadaşlar. Birim fonksiyon yani fx eşittir x olacak. Yani içi neyse dışı da o olacak. O zaman arkadaşlar burası ne olacak? 4x artı 1 olacak bunun sonucu. Eşittir. A eksi 2 x kare artı b artı 1 x artı c eksi 2 olacak. Şimdi sol tarafa baktığımız zaman polinomların eşitliğinden arkadaşlar x kareli terim yok. O zaman buranın olmaması lazım. Buranın olmaması için de a'ya 2 vermemiz lazım. Tamam. X'li terimin katsayısı burada 4. Burada x'lik terimin katsayısı da 4 olması için b'nin 3 olması lazım. Sabit terimiz 1. Burada sabit terimimiz c-2. O zaman c-2'nin 1 olması lazım. C de buradan 3 olacak. Şimdi bizden istenen ifadede abc yerine yazacak olursam 2 çarpı 3 çarpı 3'ten ne geldi? F 18. Bu birim fonksiyon olduğundan dolayı içi neyse dışı da aynı olacak arkadaşlar. 18'e eşit olacak. Doğru cevabımız E şıkkı. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.